Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. sınıf yazılı hazırlık çalışması Bilgisarmal Yayınları'ndan birbirinden güzel, tam da yazılıda çıkabilecek kaliteli soruların çözümlerini yapalım. Ayrıca Bilgisarmal'dan Seyit Hocama hürmetlerimle. Birinci soru, bir lokantada 3 çeşit çorba, 4 çeşit ana yemek, 2 çeşit tatlı bulunmaktadır. Diyor ki, bir çorba, bir ana yemek, bir tatlı kaç farklı şekilde seçilebilir? Çorba kaç çeşit? 3 çeşit. O zaman 3 seçeneğimiz var. 4 çeşit ana yemekten 4 taneden birini seçiyoruz. 4 seçeneğimiz var. 2 çeşit tatlıdan birisini seçiyoruz. Bunlar hepsi birbirine bağlı olduğu için arkadaşlar çarpıyoruz. 3 çarpı 4, 12. 2 ile çarptığımızda 24 sonucunu bulmuş oluyoruz. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz şöyle ki, evet, 5 evli çift arasından birbirleriyle evli olmayan bir erkek ve bir kadın kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 5 çift olduğu için arkadaşlar 5 erkek var, 5 tane de kadın var. Şimdi erkeklerden birini seçtiğimizde 5 tane durum vardır arkadaşlar. O zaman o erkeğin arkadaşlar eşini seçmeyeceğiz. Yani bir tane kadını burada iptal etmemiz lazım. Yani bir tane kadını seçime tabi tutmuyoruz. Geriye 4 tane kadın var. Kadın 1, kadın 2, kadın 3, kadın 4. Dolayısıyla 4 kişi geriye kaldı. O zaman 5 çarpı 4'ten o da eşittir 20 tane farklı seçenek vardır. İsterseniz kadınlardan birini de seçebilirdiniz. Hiç fark etmez. Sonuçta erkeklerden veya kadınlardan biri 5 şekilde seçilir. Karşıda onun eşini seçmeyeceğimize göre geriye 4 kişi seçeceğiz. 5 çarpı 4 o da eşittir 20 olmuş olacaktır. Gelelim 3. soruya. Sevgili gençler, 16 sorunun sorulduğu bir test sınavında her sorunun 5 tane cevap seçeneği vardır. Diyor ki ardışık 3 sorunun herhangi ikisinin cevabı aynı olmamak şartıyla. Bakın, birinci sorunun 5 tane seçeneği varsa geriye ikinci soruda, mesela birinci soruyu eğer A seçeneği yaptıysak artık ikinci soru A seçeneği olmayacaktır. A olmayacağına göre demek ki 4 seçenek kaldı. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda mesela ikinci soruyu B yaptık. O zaman üçüncü soruda A ve B olmayacak arkadaşlar. Geriye 3 tane seçenek kalıyor. Mesela C'de E'yi seçtik. C seçeneği oldu. Dolayısıyla 3 tane. Peki bundan sonraki her soruda A ve B gelebilir. Yani A gelebilir. Dördüncü soruya artık A da gelebilir. A gele B ve C gelmeyecektir. Yine 3 seçenek gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonraki her soru için 3 tane seçenek var. Burada 2 tane sorumuzda 5 çarpı 4 20, geriye 14 tane soru kaldı arkadaşlar. 5 çarpı 4 20 ediyor. 14 tane 3'ün yan yana çarpımda 3 üzeri 14'tür. Bu üslü sayı olarak kalır. Doğru cevabımız 20 çarpı 3 üzeri 14 diyebiliriz arkadaşlar. Evet, umarım burası anlaşılmıştır. İlk soru için 5 seçenek. İkinci soru bir tane azaltıyoruz 4. Üçüncü soru için de arkadaşlar 3 tane seçeneğimiz kalıyor. Dolayısıyla bu şekilde yazıyoruz sevgili gençler. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda şöyle diyor. 5 avukat ve 4 savcı düz bir sıraya herhangi iki avukat arasına yan yana olmamak şartıyla. Şimdi herhangi iki avukat yoksa o zaman savcı 1, savcı 2, savcı 3 ve savcı 4. Bunlar 4 kişi 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Gelelim avukatlar arkadaşlar. Avukatlar şu aralara gelebilir arkadaşlar. Kaç tane yer var? 1, 2, 3, 4, 5 yer. O zaman 5 avukat var. Zaten o zaman 5 kişi 5 faktöriyel şekilde buralara oturabilir. 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bizim cevabımızdır diyoruz arkadaşlar. Evet, yani avukatları bu araya, avukat 1, ne bileyim avukat 2, bu aralara yerleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla rastgele 5 faktöriyel şekilde yerleşmiş olurlar. Evet, gelelim 5. soruya. 5. soruda şöyle ki arkadaşlar, diyor ki kümesinin elemanları kullanılarak rakamlar farklı 3 basamaklı kaç çift sayı? Hemen hemen her sınavda muhakkak yazılı sınavda sorulabilecek sorulardan biridir.
Üç basamaklı ve rakamları da farklı dediği için ve çift dediği için sonu sıfırla bitenleri buluyoruz. Ve yine üç basamaklı sonu 2, 4, 6 ile biten yani 3 tane seçeneğimiz var. Ayrı ayrı bunları inceliyoruz değerli arkadaşlar. Sıfırı buraya kullandıysak burada 7 tane var. Sıfırı kullandı geriye 6 sayı kaldı seçenek kaldı geriye 5 seçenek kaldı. Yine aynı şekilde bakın bu 3 tane sayıdan birini kullanmış olduk sıfır başa gelmez. 6'yı da o zaman sıfır da gelmediği için 5 seçenek kaldı. Çünkü birini buraya kullandık. Artık buraya sıfır da gelebilir. 7 sayının ikisini kullandık. 5 seçenek kaldı. Bunları çarpıyoruz. 6 çarpı 5. 30. 5 çarpı 5. 25 ile 3'ü çarptığımızda 75 olacaktır. Bu da aradığımız cevap 105'i vermiş olacaktır. Evet. 6. soru. Permütasyon 5'in ikilisi kısaca 5'ten azaltarak 2 tane sayı yazıyoruz. 5 çarpı 4. Yine aynı şekilde 6'nın üçlüsü 6, 5, 4. 3 tane ifade sayı yazıyoruz arkadaşlar. Birer birer azaltarak. N'in ikilisi demek N çarpı N eksi 1 şeklindeydi. Bu da böyle 5 çarpı 4'ten 20, 6 çarpı 5, 30, 4 ile çarparsak 120 sevgili gençler o da eşittir. 140 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. 7. soruda şöyle bir ifade var arkadaşlar. Baba anne harflerini yerleri değiştirir. Yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kelime kaç tanesi? B ile başlar, A ile biter. Sevgili gençler B ile başlar, A ile biter. B'yi başa çeviriyorsunuz. A'yı bir tane A'yı da sona çeviriyorsunuz. Artık B ve A yok kullanmıyorsunuz. Geri hangi harfler kaldı? Ba, anne kaldı. Bunları istediğimiz gibi kaç tane var? Burada 6 harf var. 6 faktöriyel. Yine 2 tane A harfi olduğu için 2 faktöriyel. 2 tane N harfi olduğu için tekrarlı permütasyon bu şekildedir arkadaşlar. Bu B ve A gitti. Dikkatinizi çekeyim. Artık bunları kullanmıyoruz. Çiviliyoruz bunları. Çivileme metodu diyoruz. 6 faktöriyel. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yine aşağıda da 2 faktöriyel 2 çarpı 1'dir. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 4 ile 2 sadeleştirir 2. 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 5 30, 30 çarpı 6 o da 180 olmuş oluyor. Doğru cevabımız 180'dir diyoruz. Geldik 8. sorumuza. Arkadaşlar 8. soru şu şekilde. Hemen alıyorum. Evet. Diyor ki sayısının rakamların yerleri değiştiğinde yazılabilecek 8 basamaklı sayıların kaç tanesinde bir rakamı 7 rakamın hemen solunda. Şimdi hemen solunda demek yani şu şekilde 1, 7 sol tarafta bu şekilde paket şeklinde yapıyorsunuz. 1, 7 bunları bağlıyoruz böyle paket yapabilirsiniz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 6'lar var ve 5 var. Toplam kaç tane burada sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü. Yine 2 tane 1 ve 7 bunlar yer değişmeyeceği için 2 faktöriyel. 3 tane 6 olduğu için onlar için 3 faktöriyel yazıyoruz. 6 faktöriyel. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Aşağıda da 2, 1 çarpı 3 faktöriyel. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda sevgili gençler. 4 ile 2 sadeleşir. 2 olur. O da eşittir. 60 sonucunu bulmuş oluyoruz. Cevabımız 60'tır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik. Efendime söyleyeyim. Şimdi 9. soruya. Bakın güzel bir soru. Hemen hemen her sınavda karşımıza çıkabilecek yazıda çıkabilecek sorulardan biridir bu arkadaşlar. Alp'in bulunup Enes'in bulunmadığı kaç farklı grup oluşturulabilir? 4 kişilik bir grup yapacağız. Enes o grupta mutlaka olacak arkadaşlar. Enes bulunmayacak, Alp bulunacak. Alp'i koyduk arkadaşlar. Enes'i de atıyoruz. Geriye 3 kişi seçeceğiz. Enes mutlaka ve mutlaka olmayacak. Alp'i de koyduk. 7 kişiden geriye 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. 3 kişi seçeceğiz. O zaman 5'in üçlüsü o da eşittir. 5'in ikilisiyle aynı kombinasyon olarak arkadaşlar. 5 çarpı 4, 2 çarpı 1 kombinasyondur. 20 bölü 2'den o da eşittir. 10'dur diyoruz. 9. sorunun cevabı 10'dur diyoruz arkadaşlar.
Evet, bu şekilde. Geldik 10. soruya. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, 10. sorumuz 9 kişilik bir sınıfta gözlüklü öğrencinin oluşturabilecek ikişerli grupların sayısı bu sınıftaki gözlüksüz öğrencilerin sayısının yarısına eşittir diyor. O zaman gözlüklü öğrencilerin sayısına ben x dersem, o zaman gözlüksüzlerin sayısı 9 eksi x olur. O zaman x'in diyor gözlüklülerin ikişerli grup sayısı gözlüklüsüzlerin yarısına eşitmiş. 9 eksi x'in yarısına eşitmiş. Denklemimiz bu. Peki x'in ikili kombinasyonu nasıl yapılır? X çarpı x eksi 1 bölü 2 çarpı 1. 2 adet yazıyoruz. Eşittir. 9 eksi x bölü 2. Şunlar bakın aynı. Bu 2 1 aynı bunlar. O zaman bunu dağıtma özelliğini uygularsanız x kare eksi x eşittir 9 eksi x'ten. Yine aynı şekilde burada x'ler sadeleşir değerli arkadaşlar. X kare 9'sa x eşittir 3'tür. Gözlüklü öğrenci sayısı direkt 3'ü bulduk arkadaşlar. Cevabımız 3'tür. Evet sayın seyirciler, geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda şöyle diyor. 8 kişi, biri 4 kişilik, ikisi 2 kişilik asansörlere binecektir. Arkadaşlar, 4 kişilik asansör var. 2 tane de 2 kişilik asansör var. 2 adet, 2 tane. Evet, 2 kişilik asansör var. Diyor ki soruda 8 kişi geliyor. Belli ikisi aynı asansörde olmak şartıyla kaç farklı şekilde binebilirler? Bakın, birinci durum, bu 2 kişi burada olsun. Belli 2 kişi burada olsun arkadaşlar. O zaman geri 6 kişiden 2 kişi buraya seçiyoruz. 6'nın ikilisi. Burada sıra önemli değil. Geriye kalan 4 kişiden 2 kişi buraya seçiyoruz. Sıra önemli değil. Yine en sonunda 2'nin ikilisi buraya gitti arkadaşlar. Veya şöyle bir durum olabilir sevgili gençler. Bakın onu da yazalım. Bakın. Şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın, belli 2 kişi burada olabilir. Şurada olduğunda belli 2 kişi. O zaman geri 6 kişi kaldı. 6 kişinin 4'ü burada olabilir. 6 kişinin 4'ü burada olabilir. Buraya da direkt 2'nin ikilisi gitti. Bu aynı zamanda arkadaşlar, burada da olsa aynı şey olur. Değerli arkadaşlar. Yani bu durum, bu yeşil durum burada da olabilir. Yani dolayısıyla çarpı 2 durum diyebiliriz arkadaşlar. Peki 6'nın ikilisi ne demektir sevgili gençler? 6'nın ikilisi şu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1 diyebilirsiniz. Çarpı 4'ün ikilisi 4, 3, 2, 1. 2'nin ikilisi de 1'dir. Artı 6'nın dörtlüsüyle 6'nın ikilisi aynıdır. 6, 5, 2 çarpı 1. Yine bu şekilde 2'nin ikilisi 1 ve 2. Burada 15 çarpı, burada da sadeleştirme yaparsak 15 çarpı 6'dan artı burada da 15 çarpı 2 gelecek. 90 artı 30'dan o da eşittir. 120 bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Doğru cevabımız 120'dir. Evet geldik sayın seyirciler 12. soruya geldik arkadaşlar. 12. sorumuz şöyleymiş. Diyor ki 4 tanesi doğrusal olan 6 farklı noktadan 4 tanesi doğrusalmış. Yani bir doğru üstündeymiş 4 tanesi. Şöyle doğrumuzu çizdik. 4 tane nokta varmış burada. Ve 2 tanesi de ayrıymış. Toplam 6. Normalde n'in ikilisi kadar doğru oluşur. Yani 6'nın ikilisi kadar doğru oluşur. Peki bu 4 tanesi aynı doğru üzerinde olunca o zaman 4'ün ikilisi kadar nokta oluşmaz. Doğru oluşmaz. Ama bir tane oluştuğu için bakın bu doğru oluştuğu için bunu eklememiz lazım. Bu bir tane doğru oluşmuş. Onun için onu ekliyoruz. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5, 2 çarpı 1. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3, 2 çarpı 1 artı 1'den. 15'ten 6 çıktı. 9, 1 daha 10 olmuş olur. 12. sorunun cevabı 10'dur diyoruz sevgili gençler. Geldik 13. soruya. Evet, 13. sorumuzda arkadaşlar. Şöyle ki, evet. Hemen.
Diyor ki yukarıda şekilde verilen noktalar kullanılarak çizilen üçgenlerden diyor. Kaçının sadece bir köşesi çember veya doğru üzerindedir. O zaman bu çember üzerinden bu dört tane noktadan birini seçeceğim. O zaman seçiyorum dördün birlisi. Üçgen oluşturmam için iki tane daha noktaya ihtiyacım var. O zaman buradan. Yani mesela şöyle üçgenler oluşturabilirim. O zaman iki nokta bu dört tane noktadan iki tanesini seçiyorum. Ya böyle olabilir veya şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bir nokta bu doğrunun üstünde seçtiysem, doğrunun üstünde dördün birlisi, o zaman çemberin üzerindeki dört noktadan birini seçeceğim. Yani mesela şöyle üçgenler oluşturacağım. Bakın şöyle üçgenler de oluşturabilirim. O zaman çemberin üzerindeki dört noktadan ikisini seçeceğim. Dördün birlisi, dördün ikilisi. Bunlar aynı arkadaşlar. 4 çarpı 4'ün ikilisi 6'ydı. Bu da 4 çarpı 6. 24, 24 daha 48 olmuş oluyor sevgili gençler. Evet, geldik 14. soruya. 14. sorumuzda sevgili gençler şöyle. Evet. Binom açılımıyla ilgili bir soru. Hemen yapalım. Diyor ki A sayısını bulunuz bizden arkadaşlar. Binom açılımının formülünü hemen size açıklayayım arkadaşlar. X, Y üzeri N. Burada R artı birinci terim şöyledir. N'in R'lisi. X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R'dir. Genel olarak binom açılımı bu şekilde alabiliriz. Diyor ki şimdi 5'in kaçlısını yazmalıyım ki bakın burada x üzeri 6. Yani burada ne var? 2x küp var. Evet. Eksi y var bir de. Bakın şimdi bura çok önemli. Buraya dikkat edelim. Y'nin küpü olduğuna göre bakın y'nin burada ne var? Üçüncü kuvveti var. O zaman buraya 3'ü koyacağım. Buraya r koyduğumda bakın burada da r vardır. O zaman bu 3 ise burası 3'tür. 5'ten 3 çıktı. Buraya da 2 yazmalıyım. Peki 5'in üçlüsü nasıl kombinasyon alınır? 5, 4, 3. Direkt 3, 2 birden. 2'nin karesi 4. X üzeri 6. Ve eksi y küp olacak. Bunları çarptığımızda arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 3'ler gitti. 2 ile 4 sadeleşir. 2, 10, 40. Eksi 40. X üzeri 6. Y küp. A sayısını istiyordu. A da eksi 40 olmuş olur sevgili gençler. Evet geldik 16. sorumuza. Hemen ona 15. soru ve 16. sorumuz kaldı. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. 15. soru 5 madeni para aynı anda rastgele havaya atılıyor. 2 tanesinin yazığı 3 tanesinin tura gelme olasılığı nedir diye soruyor arkadaşlar. 5 madeni para atılırsa 2 üzeri 5, 32 tüm durumdur arkadaşlar. Peki istenen durum tekrarlı permütasyona giriyor bu. Nasıl kaç farklı durum vardır? 5 tane burada durum olduğu için 5 faktöriyel. 2 tane y olduğu için 2 faktöriyel. 3 tane t olduğu için 3 faktöriyel. 5 faktöriyel, 5, 4, 3 faktöriyel. 2 çarpı 1, 3 faktöriyelleri sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 20'yi 2'ye böldüğümde 10. Olasılık neydi? İstenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Tüm durum. İstenen nedir arkadaşlar? 10. Tüm durum ne? 32. O da 2'ye bölünürse 5. 2'ye bölünürse 16. 5 bölü 16 bizim aradığımız cevaptır sevgili arkadaşlar. 16. soruya geldik. İki zar aynı anda rastgele havaya atıldığında üst yüzeye giren sayıların çarpımının çift olması. Bakın burada da tüm durum 6, 2 zar her bir zar için 6 durum. 6 kere 6 36 tüm durumdur arkadaşlar. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine ikinci zarı da şöyle yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar çift sayı gelme durumu bakın. Birler için bakın şöyle bir durum söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Bakın 1 ile 1 tek gelebilir. 1 ile 3 tek gelebilir. 1 ile 5. Yine 3 ile 1, 3 ile 3, 3 ile 5. 5 ile 1, 5 ile 3, 5 ile 5. 3. 3 tane durum burada var. 3 durum burada 3. Tek gelme durumu arkadaşlar 9 bölü 36'dır. Bizden çift istiyor arkadaşlar. Çift gelme olasılığı da arkadaşlar olasılık
P çift. O da 36'dan 9'u çıkartıyoruz. 27 bölü 36 olacaktır. O da 3 bölü 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Geçen senenin yazılıya hazırlık çalışma soruları da kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka onları da izlemenizde fayda var. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.